Merhaba arkadaşlar. İkinci videomdan size selamlar getirdim. İkinci videomda Viaport AVM'ye gezeceğiz. Neden Viaport AVM'ye gezeceğiz? Çünkü oranın mağazalarını ben çok beğeniyorum. Dünyaca ünlü markaların outletleri mevcut. Ve hatta yeni sezon ürünlerine de, yeni sezon ürünlerine tabii ki denk gelebiliyoruz. Şimdi o AVM'yi çok beğenmiştim. İki kere gitmiştim daha öncesinde. Şimdi de bir de sizinle gezelim bakalım. AVM'de neler bulacağız, neler hoşumuza gidecek, neler gitmeyecek. Aşağıya favori mağazanızı da yazmanızı istiyorum. Ben şimdi iyice hava kararmadan çıkıyorum evden. Hep beraber çıkalım, gezelim, bakalım yolda nelerle karşılaşacağız. Neler göreceğiz? Hep birlikte izleyelim bakalım. Bu arada bir önceki videomda bir şey fark ettik. Ben asla kameraya bakmamışım. Şu an zannediyorum ki kameraya bakıyorum. O yüzden arada bir tabii kendime de bakıyorum. Böyle uyarılarınızı dikkate alıyorum. Haberiniz olsun. Hay şimdi hadi gidelim bakalım. Bir gezelim. Ben çıktım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi indik. Ben yürüyorum Viaport'a doğru. İndiğiniz yerde eğer ulaşım aracı olarak, bu arada büyük araçlar geçiyor. Eğer indiğiniz yerde ulaşım aracı olarak kendi aracınız yoksa İETT otobüslerini tercih edebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ne kadar yürüyoruz? Bir 500 metre kadar falan yürüyoruz yani. Sonrasında oraya varmış oluyoruz. Umarım sesim size geliyordur. Güzel bir hava var. Bence bugün hava güzel. Gidelim orada neler olup bittiğine bir bakalım. AVM'ye geldik. Gördüğünüz gibi bir otoyoldan geçeceğiz. O yüzden ışıkların gelmesini bekliyoruz. Şimdi arabalar dursun. Sonrasında biz karşıya geçeceğiz. Guess mağazasıyla başlatacağım sizi. Çünkü en sevdiğim mağaza o benim. Burada açıkçası. Burberry falan da var ama bence o güzel. Öyle başlatacağım. Şimdi karşıya geçelim. Buralarda kendimi çok göstermeyeceğim. Kulaklıkla konuşuyorum zaten. Çünkü dışarıda güçlü bir rüzgar var. Başlayacağız şimdi dediğim gibi. Guess mağazasıyla başlayacağız. Daha sonrasında sizin de beğendikleriniz eminim vardır favorileriniz. O yüzden onlarla devam ederiz. Girişi böyle gayet, yani ben şöyle AVM'lerden hoşlanıyorum. Açık alan, korna basmayalım. Açık alan AVM'lerden hoşlanıyorum. O yüzden de burayı seviyorum ben. Çok uzun bir yol geliyorsunuz bu arada. Hani şeyden geçmek için. 4. Levent tarafından gelenler, özellikle Avrupa yakasından gelenler. Oldukça uzun bir yol. Hatta şurası da otoyol kavşağı gerçekten. Şöyle göstereyim. Biz buraya gireceğiz, yaşasın. Bence artık bana yol verebilirsiniz. Aynen, geçtim. Yani uzun bir yol görüyoruz gelirken. Şimdi buraya girelim. Tekrardan merhaba herkese. Kulaklıkla konuşuyorum dediğim gibi, çok rüzgar var çünkü. Umarım sesim iyi geliyordur. Şimdi Guess mağazasına bakacağız. Bakalım ne ürünler var. Acaba neler var? Bakalım, ben merak ediyorum çünkü. Şuna bakın. Sıcak yer bulmuş. Montlar. Bence alınabilir. Güzelmiş. Belki biraz daha uzun olabilirdi daha. Savaş olsa alırdım. Bakıyorum böyle. Ben hiç kot pantolonlarını giymedim. O yüzden bilmiyorum. Guess'in en çok çantalarını seviyorum. Şöyle göstereyim. Bence hoş çantalar. Bunu beğendim. Şu da güzel. Bakın böyle güzel bir tişört de var. Şuraya da gidelim. Bu arada müzik inşallah telif almaz. Eğer ki telif alırsa benim bu sesleri kapatmam gerekiyor. Trench coatlar var. Şöyle. Taş çok severim. Bayılırım. Çok güzel. Burada da tişörtler var. Bence şu güzel. Şöyle yapalım. Bu güzel. Montlar var.
yeni sezon çantalar %50 indirimliymiş. Böyle sırt çantaları kızlarda çok görüyorum. Çok sevilerek takılıyor. Ben de bunu beğendim mesela. Bu güzelmiş. Şunlar biraz daha klasik. Şu çok tatlıymış. Güzelmiş. Şu da çok güzelmiş. Bu ikisini, şunu daha çok beğendim. Şunu güzelmiş. Bu da var. Ve böyle. Guess mağazasına şimdilik veda ediyoruz. Biraz dışarı çıkalım, gezelim, bakalım daha neler var, neler göstereceğim size. Şurada yatan bir köpüş var. Çok tatlı. Az önce şu soldan girdik. Karşıda cook shop var. Şöyle göstereyim. Ben bu videoyu niye çekiyorum? Biraz ondan bahsedeyim. Aslında tabii ki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, burada olan insanlar buralara gelebilirler. Çok rahatlıkla ulaşırlar. Hatta Kocaeli'de olanlar daha rahat ulaşır. Yani benim buraya gelmem yaklaşık 1 saatimi, 1,5 saatimi alıyor normalde. Ama ben burayı çok sevdiğim için ve uzun zamandır da gelemediğim için geldim. İndirimde nasıl ürünler var, neler var onları görelim diye geldim. Bu videoyu kimler için çekiyorum? İstanbul dışında olup böyle yerleri merak eden, ünlü markaların outlet ürünlerini, eski sezon ürünlerini merak edip alıp bakmak isteyen insanlar buralara gelebilirler. O yüzden çekiyorum. Şimdi burada mavi var. İsmini umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Moschino da burada. Boss var. Beymen'in outleti var. Yani Beymen outlet. Şöyle yaklaşayım. Görüyorsunuz. Şey gibi oldu, o videodaki amca gibi oldu. Karşıda Watsons var. Birçok adını bilmediğim marka da var açıkçası. Ondan sonra bugün hava o kadar soğuk gibi görünüyor ama değil. Öyle bir kendimi göstereyim bakalım. Şundan bahsedeceğim. Bu videoda herhangi bir sponsor yok. Bu tamamen benim merak ettiğim ve gezmek istediğim yerleri size de göstermemle başladı. O yüzden herhangi bir sponsor yok bu videoda. O yüzden mağazaların sadece adlarını gösteriyorum. Guess'i çok sevdiğim için Guess'in içine de girdik. Şimdi devam ediyoruz. Simit Sarayı'nın burada güzel kocaman bir yeri var. Size şurayı da göstereyim çünkü gerçekten otoyolun ortasında bir yer burası. Böyle İstanbul'dan dönüşte ya da İstanbul'a giderken de çok rahat gelebilirsiniz. Ben size otoyol demiştim inanmadınız. Al! Bildiğiniz otoyol. Burada da Boss, Hugo Boss'un mağazası var. Ya umarım isimlerini doğru telaffuz ediyorumdur. Bir dahaki sefere olmazsa isimlere de çalışırım. Böyle. Ben buranın alt katlarına hiç inmedim. O yüzden bugün gelmişken sizle alt katları da gezelim diyorum. Oralara da bakın. Nasıl yerler olduğunu görün. Ay, benim en sevdiğim ve çok kötü bir anım var şurayla alakalı. Bu videoyu Hakkı abim izliyorsa anlayacaktır. Ha? Burada dudağım patlamıştı. Tam burada. Dudağım patlamıştı. Burada çocuklar. Atlı karınca var. Bir de şöyle bir karakter var. Güzelmiş bu. Sinirli. Sinirli insanlar sevmiyoruz değil mi? Sevmiyoruz. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Binip dönme dolap herhalde yani. Şöyle bir gargamel gibi bir şey de onu döndürüyor. Ay şu eğlenceli olsa gerek. Bakın ben şimdi kamerayı öne geçireceğim. Buna bakalım. Roket. Roketmiş. Bir bakalım roket. Ne yapıyor roket? Arkadaşlar roket diye bir oyuncak var. Boyunu şöyle göstereyim. Şuradan başlıyor. Şöyle yukarı doğru çıkıyor. Şurada bitiyor. Sanırım da 4 kişi ya da 2-2 binilebiliyor. Böyle bir şey. Oldukça yükseğe çıkıyorsunuz. Bence denenebilir. Ben böyle şeyleri denerim. Ben böyle şeyleri biraz severim. Tabii bak şurada Sakarya'da vardı. Gondol. Bizim Çakmesire'de gezmiş olanlar bilir. Gondol var burada da. Luna Parkların olmazsa olmazıdır yani. Olmazsa olmaz. Buradan
buradan veda edeyim istedim. Oldukça herkes bağırıyor, çağırıyor şu anda. Ben Viaport'a kışın geldim. Niye Viaport Outlet'e kışın geldim? Bakalım kışın da buralar dolu mu? Burada nasıl mağazalar var? Fiyatlar nasıl? Biraz onlara bakalım istedim. Yine tekrarlıyorum. Çok fazla şey yapmak istemedim. İşte şu fiyat, bu fiyat diye göstermek istemedim. Çünkü aslında videom fiyatlardan ibaret olsun istemedim. Sadece burada hangi mağazalar olduğunu bilin. Gelseniz neyle karşılaşırsınız? Aradıklarınızı bulabilir misiniz? Ondan bahsettim. Çok bağırıyorlar şurada. Çok bağırıyorlar ama haklılar. Ondan sonra. Şimdi videoyu bitiriyorum. Eğer ki bana sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmında mutlaka sorun. YouTube kanalıma abone olmayı, beni beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, hatta küçük zil bildirimini açmayı unutmayın. Çünkü ben yeni video attığımda size de bildirim düşsün. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.